Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer daha önceki bölümleri izlemediyseniz sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Tekrardan o kör hüddamı görmek bana açıkçası ilham veriyordu. Çünkü onun burada olması bize yardım edeceği anlamına da gelirdi. Fakat Mahrur böyle düşünmüyor. Ona düşmanca tavırlar sergileyerek ne sakladığınızı söylemeniz gerekiyor. Yoksa size güvenemem. İçimizde daha önce de hainler oldu, sizi de hain ilan ederim. Hiçbir şekilde buradan rahat bir şekilde ayrılamazsın diyerek o kör hüddama doğru bağırmıştı. Kör hüddam yavaşça asasını yere doğru bıraktı. Artık elinde bir baston taşımıyor. Uzun, üzerinde yazılar olan, aynı bastonundaki desenleri andıran semboller var. Asa yere doğru düştüğünde toprak titrer gibi oldu. Asanın içinden tekrardan o kırmızı olan çarşaflı cin çıkmıştı. Yan tarafında duruyor, Mahrur'a doğru sert şekilde bakıyordu. Ve arkasındaki o kırmızı çarşaflı olan cin Mahrur'a doğru konuşmaya başladı. Eğer istemsiz veyahut istemli bir şekilde Raha'nın korucularından birine saldırırsan sen hain olursun. Seni yüzyıllardır tanıyan bir dostun olarak düşüncelerini ve hissiyatlarını geriye çek. Açıklanamayacak bazı şeyler var. Bu yüzden Kuraka'nın üzerindeki mührü sana anlatamayız. Bizi dinlemen gerekiyor Mahrur. Mahrur hiçbir şekilde dinlemiyor ama. Hatta içinden bir şeyler okumaya başladığını o silüetsel yaratık şeklindeki dudaklarında görebiliyordum. Ama buradaki kavgayı bir an önce bitirip arka tarafta şimşeklerinin ışığı giden Karura'ya bakmalıydık. Durun diyerek ne kadar bağırsam da iki tarafta birbirlerine o kadar fazla yaklaşıyor ki neredeyse ikisi de birbirine girecek. Ortaya doğru ilerleyerek ellerimi onlara doğru açtım. Açmamla beraber de hüddamlar hüddamının mührü olan o Raha'nın sembolleri yanmaya başladı elimin üzerinde. Bunları daha sonra konuşuruz. İçimde antiklerden bir cin mühürlü ve neredeyse ortaya çıkacak. Karura'nın ışıkları kayboldu. Önce onu kurtarmalıyız diyerek iki tarafa doğru da baktım. Kırmızı olan cin tekrardan bir asa şeklini alacak şekilde o kör adamın elinde bürünmüştü. Mahrur bedenimin içine geri döndüğünde Kuraka'da yere doğru yığılmasını bitirmişti sonunda. Ayağa doğru kalkıyordu ama silüetsel görüntüsünü kaybediyor. Sürekli frekans kayıpları olurcasına bedeninde gitgeller oluyordu. Gözlerimin içine doğru baktığında onun gözlerinde farklılık gördüm. İlk başta hüddamlar hüddamının silüeti şeklinde geldiği söylenilen o silüetten, o gözlerden daha farklı. Kuraka acı çekiyor. Daha doğrusu yapılan mühür yüzünden belki de yorgun düşüyordu. O da bedenime geri döndükten sonra diğer üç hüddama doğru döndüm. Harun, Ali ve Mesut, arkamdan gelin. Hocam, siz de önümüzden yürürseniz Karura'nın nerede olduğunu siz bulabilirsiniz. Başını sallamıştı. Ama diğer üç hüddam, kör hüddamı ilk defa görüyor olmalılar. Ona karşı hayretler ve hayranlık içinde bakıyorlar. Yere doğru asasını vurduktan sonra önümüze doğru geldi. Patika yola benzeyen iç taraftaki yoldan ilerliyorduk. Etraftaki karanlık gittikçe çöküyor. Ayın ışığı geçtiğimiz o patika yolu aydınlatamıyordu. Kör hüddam sürekli olarak okumalar yapıyor. Mahrur'un huzursuzluğu açıkçası bedenime de baskı yapmaktaydı. Hatta zihnimden birkaç defa seni mühürlediler mi Kuraka? Eğer zor durumdaysan hüddamlar hüddamının şifresini söyleyebilirsin gibi birkaç tane soru sordu. Ama Kuraka, hiçbir şeyim yok merak etme. Sadece kendime gelmem lazım. Verdiğim yemin yüzünden de sana bunları anlatamam. Ama içeride hiçbir hain olmadığını, herkesin hala hüddamlar hüddamına bağlı olduğunu bil. Hüddamlar hüddamı yaşıyor değil mi diyerek net bir soru sordu. Kuraka, buna bile evet ya da hayır diyemiyorum. Sen üzerimdeki sırrın gücünü ve ağırlığını anla artık Mahrur demişti. Mahrur bunun üzerine yavaş yavaş sıkıntısını giderircesine üzerimdeki baskıyı da çekiyor. Sonunda rahatlama gelmişti. Patika yoldan ilerlerken o kör hüddam asasını yukarıya doğru kaldırdı. Bütün hüddamlar olarak arkasında durmuştuk. Arkama doğru döndüğümde açıkçası bunlar korkuyor. Bertus sığsımını nasıl açmışlar?
veyahut zorunlu olarak mı açıldı? Onları sadece buraya mı yollamak istediler? Gerçekten aklım almıyordu. Körütlam arkasına doğru döndü. Kadir, sen sağ taraftaki yolu izle. Şuradan kayalıkların üzerine çıkacaksın. Orada bulacağım büyü tılsımları olacak. Artık onları çözmek mahrurla senin görevin. Diğer hüddamlar, sizler eğitimlerinizi kaç yıldır sürdürüyorsunuz diyerek sordu. Açıkçası merakla bekliyordum cevabı. Doğduklarından beri eğitiliyorlarmış. Onların bilgileri benden daha fazla olmalı. Ama kalplerinde neden bu kadar cin korkusu var? Aklım almamıştı. Ya ben korkusuzum ya da hüddamlar hüddamının mührünü taşıdığım için akli benliğim daha sağlıklı. Her neyse, söylediği gibi o patika yoldan yukarıya doğru çıktım. Etrafımda birçok abisinin sesini duyabiliyordum. Taşların olduğu yere doğru geldim, taşların üzerinde sembolleri görmüştüm. Bu sembol, bu o, kırmızı olarak giyinen Agu'nun boynunda taşıdığı kum saatine benzeyen, Karya'nın madalyonu olarak adlandırdığı olmalı. Mahrur, bedenimden ayrılır bir şekilde kayaya doğru süzüldü. Kayanın üzerindeki sembollere tek tek baktı. 10 kabile, karanlık ve şerli 10 kabile burada. Sen büyü tılsımlarını bozmaya başladığında ben etrafı saracağım. Karura'nın burada olması işimize yarardı. Saldırgan olan 3 tane kabilede birleşik, genellikle korumak için saldırırlar. Bizi öldürmeye mi çalışacaklar diye sorduğumda, öldürmek onlar için basit bir çözüm olur. Öncelikle seni yakalamak isteyeceklerdir. Seni yakalarlarsa da karanlık tarafta bağlı bir şekilde tutarak çığlıklarını bütün herkese dinletecekler. Gafinanların lideri artık yok. Gafinanlar kendilerine lider seçse de karanlık tarafta. Diğer kabileler en güçlü olduğunda onu almak isteyecek. Hüddamlar hüddamının da ortada olmayışı, berzahı alemi birbirine düşürmüş durumda. Buradaki mühürleri kaldırmamız gerekiyor. Kadir, yukarıya doğru tırmandıktan sonra iki tane taşın arasında bir çiçek göreceksin. O çiçeğin arka tarafına doğru çuvallar. Çuvalları çekerken okuman gerekli ayetler bunlar. Söylediği ayetleri okuyarak yavaş yavaş taşın üstüne doğru tırmanmaya çalıştım. Ellerim ne kadar kaysa da, tutunduğum taşın kenarları ne kadar kesiyor olsa da elimi hiçbir şekilde yılmadım. Kendimi yukarıya doğru çektikten sonra söylediği gibi yukarıdaki iki kayanın ortasındaki o çiçeği görmüştüm. Elimi yavaşça arasına doğru sokuyordum. Önce bir yılan tıslama sesi geldi, daha sonrasında elimi saran bir şey. Elimi dışarıya doğru çektim. Bileğimden kol dirseğime doğru ilerleyen 3 tane kara yılanı görmüştüm. Mahrur diyerek seslendiğimde Mahrur kayanın alt tarafından bana doğru baktı. Bunlar beni ısıracak diyerek bağırıyordum ki Mahrur'un suratında bir gülümseme gördüm. Söylediğim gibi de oldu. Yılanlar elimin üzerine ısırmaya çalıştılar ama Rahı'nın mühürleri yandı. Yanmasıyla beraber de o 3 yılan yok oldu. Sen hüddamlar hüddamının mührünün çok zayıf bir şey olduğunu düşünüyorsun. Şu anda elindeki mühürler hüddamların en büyüğünün. Bu yüzden böyle şeylerden korkma. Söylediğim gibi çuvalı çıkar dedi. Ayaklarımla iki kayadan destek alarak sonunda çuvalı bularak tutmuştum. Dışarıya doğru çekiyordum ama ağırlığı beklediğimden çok fazla. Daracık bir yerde olduğu için de bunu buradan nasıl çıkartacağım diyerek düşünüyordum. Sonunda zar zor da olsa sağ sol yaparak biraz da uğraştıktan sonra çuvalı çıkartabilmiştim. Kayanın üst tarafına doğru dökecek şekilde önce çuvalın başını yavaş yavaş bükerek yarısına kadar getirdim. Daha sonrasında büyü materyallerini yavaş bir şekilde kayanın üzerine boşalttım. İçinde birçok akit ve vevkin bulunduğu, daha sonrasında da vudu bebeğine benzeyen, birçok yapılmış, tahtadan insanlara benzeyen yapılar gördüm. Üzerlerinde çiviler, çivilerin arasında ise kağıtlar bulunuyor. Besmele çektikten sonra yavaş yavaş kağıtları çekerek çok da yırtmadan ve yıpratmadan almaya başladım. Kağıtları taşın üzerine doğru koyduğumda ormandan ıslık sesleri, sanki içeride bir kabile varmış gibi yabani yabani sesler geliyor. Kuraka içimden, dikkatini ver Kadir dedi. Söylemesiyle beraber iyi misin diyerek sordum. Kuraka, sana birazcık görüntü göstereceğim. Ama bunu Mahrur'a anlatmaman gerekli. Sadece senin gözlerin görecek. Tamam diyerek içimden seslenmemle kağıdı inceliyormuş gibi aç dedi. Kağıdı yavaşça açtıktan sonra dudaklarım kendiliğinden oynamaya başladı. Bunu yapan Kuraka'ydı. Ve daha sonrasında ise
Gözlerim bir anda başka bir yerde açılmış gibi. Mağaranın içerisindeyim. Uzun boylu, uzun sakallı birisi abdest alıyor. Ellerinin üzerinde, aynı elimin üzerindeki rahan sembolünün çok büyük hali var. Sol elinde de öyle. Suratını göremiyorum ama yüzüne bakmaya çalıştığımda yüzü karanlık dumanlarla kapatılmış. Hayır, vücudunun yarısı karanlık bu adamın. Hatta ayağa kalktığında bütün suratını kaplamış olan dumanı gördüm. Tam göğsünün üzerinde, gömleğinin açıklık kısmında rahan sembolü kalbinin üzerinde de var. Bu sembolün üçünü de taşıyor. Sağ tarafta duran, meşe ağacından yapılmışa benzeyen bir masaya oturdu. Sandalyenin üzerinde de birçok Arapça yazı yazılı. Mağaranın etrafına bakmaya çalışıyorum. İçerisi, daha sonra göreceğim bir mağara olursa tanımak için. Her şeyi düşünmeliydim. Duvarlarda Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yazıyor. En yukarıda ise Allah Celle Celaluhu'nun ismi. Tek bir emrimiz vardır. Bu da rahanlar olarak Allah Celle Celaluhu'nun yolunda ilerlemektir. Fakat bu yolda ilerliyoruz diyerek de hiçbir şekilde ibadetlerden sapmamalıyız. Namaz kılmak en önemlisi budur. Namazları kaçırmamak, oruçları kesinlikle tam tutmak, mal fazlalığımızın zekatını vermek, bunları unutmamalıyız. Komşumuz açken, biri rahatsız haldeyken biz rahat etmemeliyiz. Müslümanlığın ilkeleri bunlardır yazan birçok yazılar görüyordum etrafta. Sonunda yürüyebildiğimi fark ettiğimde ona doğru yaklaşmak istedim. Orada kağıdın üzerinde bir şey yazıyor. Sanki bir günlük gibi, siyah bir defter. Üzerinde ellerinin yani ellerimizin üzerindeki rahan sembolü. Onu koymuş. İç tarafında ise kendi mührüyle bastırıldıktan sonra kağıtlar tek tek mühürleniyor. Her yazdığı anısından sonra iki kağıdı birbirine yapıştırıp mühürlüyor. Bu defter nerede? Acaba bana mı bıraktı bunu? Kuraka bana bunu mu anlatmak istiyor? Yazması yaklaşık uzun zaman aldı. Çünkü orada onu gördüğüm andan itibaren karanlık bir haldeydi dışarısı. Ama gün ışıyor. Mağarada o delik olan yerden gün ışığı gözüküyor. Açıkçası burası bir vadiye benziyor. Oradan gördüğüm kadarıyla ormanın içerisinde bir yer burası. Dış tarafta ise kapının üzerindeki taş kapıda. Orada dört sembolü var. Ayağa doğru kalktı. Sürekli olarak fısıltılar halinde konuşuyor ama konuştuğu şeyler boğultulu. Ya bana kuraka göstermiyor ya da o da gösteremiyor. Defteri aldıktan sonra büyük bir taş parçasının yanına doğru geldi. Eliyle taş parçasının alt tarafına doğru toprağın olduğu yere doğru bastırdı. Sisteme benzeyen garip bir şey yapılmış. Taş oraya bastırıldıktan sonra arka tarafındaki bir mekanizma ile beraber sol tarafa doğru kayıyor. Defteri oraya doğru yerleştirdi. Yerleştirmesiyle beraber de ellerinde kesikler açarak ufak ufak kanlar damlattı defterin üstüne. Daha sonrasında o kanları eliyle ovuşturarak bütün defterin kabına doğru yaydı. Taşı eski haline getirmesiyle beraber içeriden bir ses geldi. Öksüz burada mısın diyerek bağırıyordu. Annemi ve babamı tekrardan kaybetmiş olmam beni öksüz saymaz. Onlarla son zamanımı geçirdim sonuçta. Yani babamla diyerek gülüyordu. İçeriye geldi. Bu o kör adama benziyor. Gözleri masmavi. O kadar mavi ki normal bir insanın göz rengi değil bu. Göz bebeklerindeki kristalimsi o maviliği de görüyorum. Bu gerçekten bir cin mi? Yoksa insan mı anlayamıyordum. Sıkı sıkı sarıldılar. Kör adam yanında getirdiği bir şeyi ona doğru uzatıyor. Bu bir kolye. Kolyenin içeriğini göremiyorum ama avucunun içinde sıkı sıkı tutuyor. Gözleri parlamıştı Hüddamlar Hüddamı'nın. Teşekkür ederim sana. Gerçekten çok iyi bir dostsun diyerek tekrardan sıkı sıkı sarıldılar. O kör adam, artık seni gördüğümden dolayı, bildiğimden dolayı da gözlerimden sırları alabilirler. Sen artık gözlerimi almalısın demişti. Arkaya doğru sakallarını yavaş yavaş ovarak yürümeye başladı Hüddamlar Hüddamı. Masanın başına doğru geldiğinde bu kadar fedakarlığı yapmak her hüddamın haddine değildir. Arkasındaki o mavi gözlü, gözleri harika gözüken hüddam öne doğru yürüdü. Aynen şöyle söyledi.
Sen, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz için, bu yolda oğlunu kurban eden peygamberlerimiz gibi kendi babanın fedakarlığını yaptın. Ellerinle babanın ölümüne göz yumdun. Sen bu kadar fedakarlık yapmışken, dünyevi gözlerimi ben ne yapayım? Benim kalbimdeki gözüm açık olduğu sürece, Rabbimin bana verdiği bu ilimle zaten görmeye devam edeceğim. Allah senden ve senin gibi hüddamlardan razı olsun demişti. Hüddamlar hüddamı gözyaşı döküyordu, görüyordum. Yanağından süzüldü. Yanına doğru ilerledikten sonra sıkı sıkı ona tekrardan sarıldı. Kardeşim dedi. O da aynı şekilde ona sarılarak kardeşim dedi. O mavi gözlü olan hüddam dizlerinin üstüne doğru çöktü. Üzerindeki cübbeyi açtığında sırtında birçok çizim var. Mazlum hocadan daha kötü halde. Bunlar demirlerin dağlanmasıyla olmamış. Bunlar resmen. Bunlar tırnaklarla olmuş gibi. Sanki cin tırnaklarına benziyor. Hatta birkaç tane derinin üzerine doğru kapaklanan ve kurumuş yerde cinin tırnağına benzeyen görüntüler var. Sırtına doğru korkarak bakıyordum. Kuru akı zihnimden seslendi. Şimdiki göreceklerini iyi izle. Bunlar seninle benim aramdaki en büyük sır olacak. Unutma Kadir. Her zaman hatırlaman gerekecek. Söylediği gibi dikkatlice dinliyordum Kuraka'nın. Hüddamlar hüddamı sağ taraftaki taşların üzerindeki demirleri aldı. Daha sonrasında sanki bir mangala benzeyen, şömineyi andıran taş oyukların içine doğru soktu. Yan taraftaki büyük, kesilmiş olan odunları yavaş yavaş ateşe verir şekilde çıraların üstüne doğru attı. Gerçekten de ateşe vermişti. Demirler kızgınlaşıyor, ön tarafta oturan o mavi gözlü hüddam ise sadece dua ediyor. Rabbim, bana verdiğin gözleri feda ettiğim için umarım günahım olmaz. Sana binlerce kez tövbe ederim. Fakat başımıza gelecek ve Ademoğullarının başına geleceklerden korunmak için bunu yapmalıyız. Ben ki bu olanları görenim. Hiçbir zaman kalbimdeki sırrı alamazlar ama gözlerimdeki sırları çalabilecekleri tılsımları öğrendiklerini biliyorum. Bu yüzden senin yolunda gözlerimin feda olması binlerce kez şükre neden olur bana. Bunları söylerken sonunda kızarmış olan demirleri oradan çekmeye başladı hüddamlar hüddamı. İki demiri de aldıktan sonra dumanlar eşliğinde okumalar yapıyordu. Vücudunun yan tarafındaki o karanlıklar ellerinin üzerinde parlamalarla birlikte yavaş yavaş demirleri sarmaya başladı. O da üzerindeki cübbeyi beline kadar sıyırdı. Arkasında Rahı'nın sembolü var. O kadar büyük ve heybetli görünüyor ki hüddamlar hüddamı çok güçlü. Kolunda inanılmaz ayetler de bulunuyor. Hayretler içinde izliyordum. İçimdeki ruhun beşinci çakrası Rahvin diyerek bağırdı. Bağırmasıyla beraber resmen mağaranın içi kükrüyordu. Arkasından öyle bir silüet göründü ki Allah'ım bu da ne böyle? Bu cinin gerçek silüeti olamaz. Bu nedir böyle diyerek bakıyordum öylece. Sırtında devasa bir kılıcı andıran, dövmeye benzeyen bir işleme var. İki tarafında da yazılar. Sonunda o Rahvin denilen cin, öksüz hüddamın her tarafını sarmıştı. Hüddamlar hüddamı yavaşça demirleri aşağıya doğru indirdi. Maspar, maspar el elafu, gözlerini al Rahvin, bütün sırlarıyla beraber. Bunu söyledikten sonra sert bir şekilde demirleri yavaşça gözlerine doğru batırdı. Adam bağırmıyor. Gerçekten çığlık bile atmıyor. Olabildiğince dişlerini sıkıyor. Hatta dişlerini o kadar fazla sıkıyor ki bazıları sanki kırılacak kadar sesler çıkardı. Avuçlarının içinde elbiselerini parçalayacak gibi sıkıca tutuyor. Dayanmaya çalışıyor acıya. Hüddamın gözlerinden kanlar ise aşağıya doğru akıyordu. Hüddamlar hüddamının yanağından süzülen o damla yaş, sanki yaptığı şeyin ona verdiği net bir şekilde acısının karşılığı. Sonunda adam konuşmaya başladı. Acılar içindeydi. Rabbine dua ediyor, çektiği acılar için ondan hala yardım istiyor. Kalbinde herhangi bir şekilde acıya karşı bir tepki yok. Gerçekten de Rabbi için yapıyor bunu.
O kadar etkilenmiştim ki. Sadece izlemek bile bu kadar etkiliyorsa, Hüddamlar Hüddamı bunu yaparken nasıl acı çekiyordur. Demirleri yukarıya doğru çıkardığında gerçekten de öyle oldu. Gözleri o şişlerin üzerindeydi. Rahvin denilen o cin, direkt olarak ellerindeki duman halinden o yere doğru yığılan Hüddam'ın içine doğru girdi. Hüddamlar Hüddamı yan tarafta duran giysileri aldıktan sonra gözlerine doğru bastırdı. İyi misin diyerek soruyordu. Acıdan dolayı bayıldı sanırım. Hiçbir ses çıkarmıyor. Gözlerine bakmak için tekrardan giysileri çıkardığında göz kapaklarının yan taraftan içine doğru göçtüğünü gördü. Bu kadar kan dışarıya çıkmamalı. Hemen koşarak o yakıcı olan yerdeki şömineye benzer yerden iki tane daha dağlanmış demir çıkardı. Ve göz kapaklarını birbirine yapıştırırcasına gözlerine dağlamaya devam etti. Sürekli olarak Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor, yaptığı şey içinde üzüntüsü çok belli oluyordu. Sonunda gözler dağlandıktan sonra zerve diyerek bağırdı. Bağırmasıyla beraber içeriye doğru bembeyaz giysili, rahmani bir cin geldi. Onu rahatlatman gerekiyor zerve. Kavra'ya haber ver. Nusaybe'nin başına geçecek. Mürre artık olmayacak. Nusaybe'nin padişahı Kavra'dır demişti. Bunları söylemesiyle beraber dürtüldüğümü hissettim. Gözlerim açılmıştı. Yan tarafımda duran büyü materyallerini görüyordum. Aşağıdan, kayanın olduğu yerden sopasıyla beni dürten o kör Hüddam'dı. Yavaşça doğruldum. Başım inanılmaz bir ağrıyla resmen inliyor gibiydi. Efendim hocam diyerek baktım oraya doğru. İyi misin Hüddam diyerek tekrarladı. İyiyim ama çok kötü. Çok kötü başım ağrıyor diyerek sendelediğimde hadi tutun bana diyerek elini uzattı. Açıkçası onu tekrardan gördüğüm için gözyaşlarına büründüm. Hiç kimse bir şey anlayamıyordu. O üç Hüddam da arkadaydı. Mahrur da beni izliyordu. Karora'yı kurtarmışlar. O da yan tarafta duruyordu. O kör Hüddam'a sıkı sıkı sarılacak şekilde boynuna doğru atladım. Allah sizden razı olsun. Siz doğuştan kör filan değilsiniz. Siz Allah'ın yolunda ilerlemek için gözlerinizi feda etmişsiniz dediğimde şoka uğramıştı. Hatta birkaç defa geriye doğru adım atacak şekilde sopasıyla beni uzaklaştırarak kendini geriye doğru çekti. Sen de kimsin? Sen bunu nereden biliyorsun diyerek bana doğru kızgın kızgın bakıyor. Kuraka kızgın bir şekilde zihnimden konuştu. Hüddam Kadir, bunu belli etmemen gerekiyordu. Dünyevi duygularından ayrılmalısın. Unutma, büyünün materyallerine dokunduğun için sana görüntüler verilmiş olacak. Sadece gözlerinden bahset renginden. Ama hiçbir şekilde onun orada mağarada yaptığını söyleme. Geçmiş zamanlarında Kuraka'nın söylediği bir anısını anlatıyormuş gibi anlattım. Bu büyüyü bozduğu bir zamandan. Onu anlattığımda rahatlamıştı. Sopasını tekrardan düzeltti, yere doğru sertçe vurdu. Uzun zaman sonra gözlerim hakkında birisinin konuşması beni çok tedirgin etti. Demek ki büyüsel tılsımlar aradaki birleşmeyi yaparak benim de bozduğum zamanı sana gösterdiler. Kuraka sana yardımcı olmuş olmalı. Teşekkürler Kuraka diyerek yanıma geldiğinde neredeyse her şeyi batırıyordum. Sessizliğe gömülmüştüm. İyi misin diyerek Mahrur'u birkaç defa sorduğunda benim asıl öğrenmek istediğim Karura'ydı. Karura'ya doğru döndüm. İyi misin diyerek sordum. Karura şimşeklerini gösterir şekilde tekrardan çaktı. Merak etme Hüddam. Birazcık voltajımı arttırmışım. Ademoğulları öyle söylüyor değil mi? Voltaj. Benim de voltajım yükseldiğinde bir anda şimşeklerim kayboluyor işte. Yanlışlıkla ormanı yakmayayım diyerek kendimi mühürlemek zorunda kaldım. Ama bak ne oldu? Neredeyse iki kabileyi yok ettim. Sonunda kör adam yere doğru sopasını tekrar vurarak bütün dikkatleri kendine çekmişti. Daha fazla laklak etmenin anlamı yok. Yavaş bir biçimde tılsımların olduğu yerleri aramalıyız. Sen yanıma gel diyerek beni çağırdı. O üç Hüddam Mahrur ve Karura'nın yanında olmasıyla beraber arkalarından da çakralarında olan o birer tanecin gözükür şekilde önden yürüyorlardı. Kör adam elini siler şekilde havaya doğru iki kere aynı hareketi yaptı. Bizi duyamayacaklar. Önümüzde yürüyen, seninle yaşıt olan Hüddamları görüyorsun. Mesut Ali ve Harun. Evet şeklinde başımı sallamıştım. Onlar
senin şu anda 2-3 ayda geldiğin seviyenin yıllarca ötesindeler. Hiçbir şekilde sana yetişemeyecekler. Senin iraden, inanç gücün ve inanılmaz bağlantın, hele ki Hüddamlar Hüddamı'nın mührünü taşıman zaten yeterli oluyor. Peki ya söyle bakalım, neden bu kadar zorlanıyorsun? Kalbinde seni sıkıntıya düşüren, kafandaki o büyük sorun ne? Bana bunu anlatman gerekti. Çünkü böylesine devasa tılsımları taşıyıp hala ileriki seviyeyi hızlı zamanda geçemeyen hüddamlar genellikle kendilerini mühürler ve kilitler. Senin kalbindeki kilit nedir çocuk diyerek soruyordu. Açıkçası kalbimdeki kilidi az önce o büyü tılsımlarının başında kaybettim. Nasıl yani diyerek soruyordu. Ben İslamiyet'e yetebileceğimi düşünmüyordum. Uzun zaman sonra Müslüman olmam benim eksikliğim olduğunu anlamına geldiğini düşünürdüm. Hatta kalbimde sürekli olarak cehenneme gitme korkusu veyahut hüddamlar hüddamı yaşıyorsa bana verdiği bu mühürleri diyerek elimdeki işaretleri gösterdim. Bunları taşımayı hak ettiğimi düşünmüyordum. Ama bunların bana neden verildiğini şimdi anlıyorum. Aslında neden burada olduğumun özünü şimdi anladım. Bazen bazı şeyleri sorgulamak veyahut görmeye gerek yoktur. Kalben ilerlemek, önemli olan ise sadece dünyevi duygulardan arınıp Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bize çizdiği yolda ilerlemektir. Bazen benim kaderim bu diyerek vazgeçmemek, kaderi değiştirmek için her şeyini feda etmeyi göze almalısın. Bunu söylediğimde bana doğru bakıyordu. Aynı o, gördüğüm halüsinasyona benzeyen görüntüdeki gibi, gözleri sanki yerindeymiş gibi gördüm anlık olarak. Bana doğru o kadar güzel baktığını görmüştüm ki içim rahatlamıştı. Elini sol omzuma doğru atarak kendine doğru çekti beni. Daha sonrasında sıkı sıkı omzumu okşadıktan sonra, işte bu Kadir, anlaman gereken en büyük sorunu anlamışsın zaten. Biz dünyevi alemde sadece ete ve kemiğe bürünmüş birer parçayız. Bizler ahireti için yaşamak zorunda olan kullarız. Dünyevi alemdeki zenginlikler veyahut bize sunulan, bize verilen şeylerin hiçbir önemi yoktur. Her şey Rahman ve Rahim olan Rabbimizin yolunda ilerlerken feda olsun demişti. Ben de onun sırtına doğru sıkıca sarılmış, Allah razı olsun hocam, gerçekten sizi tanımadan daha çok tanımış oldum demiştim. Güldükten sonra da aynı şekilde havaya doğru elini tekrardan siler şekilde hareket yaptı. Bu, kendi için yaptığı özel bir perdeleme olmalı. Arkaya doğru dönerek mahrur, neden perde kullandığını sormayacağım sana. Ama bugünkü olanları daha sonra konuşmak istiyorum. Çünkü aklımda bu kadar huzursuzluk varken sana güvenerek çok devam edemem. Çocukları buradan çıkarmamız gerekiyor demişti. Önce tılsımların yerini bul. Bilgeliğin ile rahat bir biçimde ulaşabilirsin. Söylediğin gibi olacak. Daha sonrasında tekrardan geleceğim dedi. Mahrur, ortadan kaybolur şekilde gittiğinde nereye gidiyoruz diyerek sormuştum. Tılsımlar üzerinde etkili olduğu için içerideki kabileyle görüşmeliyiz. Ellerine bir bak dediğinde gerçekten de ellerimin üzerinde garip şekilde bir mavimsilik vardı. Bu mavi boya mı? Nedir bu diyerek soruyordum. Aslında mavi olarak gördüğün şey farklı renklere sürekli olarak bürünebilen, cin lekesi olarak da söylenilen, yani insanlar aleminde bizim alemimizdeki kına denilebilir. Kınanın rengi mavi olmaz ki ama dedim. O biraz neden sana bulaştığına bağlıdır. Genellikle düğün için olduğunda kızılımsı veyahut sarımtırak şekillerde de olur. Veyahut bir cinin temasında maviyi veren cinler genellikle seni mühürlediklerini söylerler. Yani nereye gidersen git peşinden gelecekler. Bu yüzden onlarla anlaşmaya varmalıyız. Söylediği gibi bu sefer aydınlık olan tarafa doğru geçercesine ayın gösterdiği bir mağaranın başına doğru geldik. Mağara sonuna kadar açık. İlk baştaki girdiğimiz mağara gibi sarmaşıklar veyahut hiçbir şey yok. Önüne doğru ilerledik. Yavaşça elini içeriye doğru uzattı. Esselamun aleyküm. Dininizi bilmiyoruz. Ama biz Rahman ve Rahim olan Rabbimize iman eden, İslamiyet'i seçmiş olan Müslümanlarız. Bu yüzden içeriye davet ediliyorsam lütfen beni içeriye alınız. Eğer içeriye davet edilmiyorsam da sizinle önemli bir konu konuşmak isterim. Bu yüzden yetkili olan bir cin lütfen dışarıya doğru gelsin. Bunu söylemesiyle beraber kulu içeriye doğru geldi. Bize doğru baktığında
İçeriye şeklinde bir asasıyla işaret yaptı. İçeriye doğru girmiştik. Aynı, diğer mağaraya benzer şekilde meşaleler yandı. Bu sefer önümüzde siyahi varlıklar yok. Bir tane insan, yaşlı, oldukça yaşlı hem de, kambur şekilde küçük bastonuna doğru sıkı sıkı tutunmuş. Oturduğu yer taştan bir tahta benziyor. Yavaşça oturdu, bize doğru baktı. Gözleri aynı o rüyada gördüğüm gibi, bana Kuraka'nın gösterdiği gibi masmavi, parıl parıl parlıyor. Hatta kör hüddam da küçük bir gülümseme yaptıktan sonra kıs kıs şeklinde güldü. Beni içeriye davet etmeniz çok büyük bir onur Sasra diyerek ona doğru yaklaşıyordu. O cin tekrardan gözlerini açtığında direkt olarak bana doğru baktı. Sopasını bana doğru uzattı. O da gelsin dedi. Arkadaki hüddamlar korkuyor. Geriye doğru bir adım attılar. Hatta içlerinden Mesut, seni istiyor seni diyerek beni gösteriyordu. Tamam şeklinde başımı salladım, yanına doğru ilerledim kör hüddamın. Yanına geldiğimde bastonundan destek alarak ayağa doğru kalktı. Yanıma doğru yaklaştı, üzerimi kokladı. Daha sonrasında ellerime baktı. Ellerimi de kokladıktan sonra, mühürler değil, sen hüddamlar hüddamı gibi kokuyorsun demişti. Daha sonrasında ise avucunun içinde küçük bir yangın çıkardı. Dumansız, sanki mumun ucunda yanan ateşin yavaş bir şekilde durdurulmuş hali gibi. O ateşi yaklaştırarak vücuduma doğru gezdirmeye başladı. Daha sonrasında ise ateş bir anda ayaklarıma doğru düştü. Ve ayaklarımın altı alev alır şekilde bir anda vücuduma doğru yükseldi. Bastonunu üzerime doğru attığında karanlık dumanlar olarak ateşi bir anda söndürmüştü. O kör adam, anladığını düşünüyorum artık dedi. Anladım diyerek gülüyordu. Yavaşça yerine doğru oturdu. Burada ne işin var? Sen uzun zamandır ortalarda yoktun. Sasra'yı ziyarete mi geldin yoksa diyerek gülüyordu. Hayır kutsal cin. Sadece buraya dörtler tarafından yetiştirilmiş ve daha sonrasında dörtlerin vefatıyla Rahan Hüddamları kuruldu. Rahan Hüddamlarının kurucusunun adıyla buradayız. Bu kara ormandan bu dört tane hüddamı geçirmek için onun sakladığı tılsımlara vakıf olmalıyız. Sırların yerini biliyor musunuz diyerek sordu, ellerini birleştirir şekilde parmaklarına vuruyordu. Tırnakları oldukça uzun ama diğer cins üreyetlerinden kısa haldeydi. İçleri pislik içinde değil, uzun yıllardır kesilmediği için taşlaşmış bir tırnak yapısı vardı. Ellerinin üzeri yaklaşık 100 yaşlarına gelmiş insanların benler şeklinde oluşan çürümüş kabuksunumsu et derilerine benzeyen yapışık bir deri sistemine benziyor. Damarları yok. Dikkatimi çeken en büyük nokta ise vücudunun sağ tarafı. Göğsünün yan tarafından boynuna doğru açık olan tarafta bıçak izlerine benzeyen ufak çizikler var. Biliyorsun, ben Müslüman değilim. Bu yüzden bana diyet ödemen gerekir. Bana ne gibi bir diyet sunabilirsin? Karura mı? Çocuğun içindeki o olabilir. Antik bir cin suyu. Bu benim işime gelir. Hem Karura her zaman savaşmak istemiyor mu? Benimle karşılaşır. Hem de nasıl bir yenilgiye uğrayacağını bilerek. Karura zihnimden konuşuyordu. Şu anda karşındaki cin, antiklerin hocası olarak da bilinir. Bilgelerin en büyüklerinden. Hiçbir zaman bu ormandan ayrılmamıştır. Bu ormanın korucusu olduğu da söylenir. Binlerce alim yıllar boyunca buraya gelerek sırlar öğrenmeye çalışmıştır ondan. Ama ona hiçbir şekilde saldıran hayatta kalamamıştır. Ne Gafina'nın soyu ne de en büyük antikler. Ona dikkat et. O, mahrurun bilgeliğinin vücut bulmuş halinden de öte. Sasra her neyse, Karura gibi bir cinin övgülerine layık olmak Sars'a gerçekten çok güçlü olmalı. Kör adam elindeki sopayı yavaşça ona doğru verdi. Asayı vermesiyle beraber asayı elinde çevirmeye başladı Sars'a. Üzerine doğru baktı. Bu hem de eskilerden. Güzel bir diyet olabilir. Bundan vazgeçeceğine emin misin diyerek soruyordu. Bunu bana değil ona sorsan daha mantıklı olur. Sonuçta diyet olarak verilen o olacak dedi ve ellerinde o karanlık dumanlar kırmızı cübbesiyle tekrardan Sars'a denilen o cinin sol tarafında belirdi. Ona doğru döndü.
hiçbir şey umurumda değildir. Eğer Hüdam bunu istiyorsa yaparım. Diyet olarak beni verebilir. Rızam vardır demişti. Bunu söylemesiyle beraber sarsağı elindeki bastonu yavaşça öndeki Hüddam'ın göğsüne doğru vurdu. Hüddam, o zaman bunu al. Almanla beraber de kulağına fısıldayacak. Unutma, tılsımların her birine Hüddamlar Hüddam'ı koruma koydu. Bilgelikle cevap vermelisiniz. Yanlış cevap verirseniz yerini söylemem sizin için yeterli olmayacak. O nöbetçiler canlarınızı tek tek alacaktır. Bunu söylemesiyle de bastonu sıkıca tuttu. Tutmasıyla beraber kollarından karanlık dumanlar bütün vücudunu sararak gövdesine, gövdesinden ağzına, oradan da kulaklarına doğru ilerlediler. Ve kulakların içlerinden girdiğinde öne doğru düştü başı. O kör Hüddam dinlercesine başını olur şeklinde birkaç defa salladı. Hepsini aldım. Teşekkür ederim sarsa demesiyle beraber de kulaklarından çıkan karanlıklar tekrardan baston oluştururcasına sarsa denilen o cinin elinde birleşti. Gerçekten o kırmızı cübbeliği öldürsün diye ona mı bıraktık? Bu kadarı fazlaydı. Onu bırakmak istemiyordum açıkçası. O kırmızılı olan cine doğru baktığımda üzüldün mü diyerek bana sordu. Üzülmek mi? Onu burada bırakmayı düşünmüyorum dememle öfkeli bir şekilde yere doğru vurarak ayağa kalktı. Bunu yapmasıyla beraber o oturduğu taştan olan tah zannettiğim yapı yavaşça deforme olarak bir süleyete dönüşmeye başladı. Arkasında o kadar korkunç duruyor ki gözlerindeki cehennem ateşi olmalı. Bu kadar korkunç gözleri daha önce görmemiştim. Bana doğru eğilerek bir daha söyle istiyorsan dedi. İçimde hiçbir korku yok. Gözlerinin verdiği dehşet ise kalbime korku bile yayamıyor. Kolumdan tuttu bir anda Körüddam. Öyle söylemek istemedi sarsa. Daha yaşları küçük, acemiliklerine ver. O cin aşağıya doğru eğilerek Körüddam'ın önüne doğru durdu. Bu ormanı kullanmak için Emrah bana geldiğinde bana bir vaatte bulundu. Ormanın içine saklayacağı tılsımlarla beraber aynı babası gibi insanları sınayacaktı. Buraya gelen Hüddamlar onlara ulaşmaya çalıştığında ulaşamazsa bizlerin olacaktı. Buraya girmenin bedeli çok ağırdır. Hüddamlar Hüddam'ı bunu bilerek kabul etti. Siz bana baş kaldırıyorsanız eğer sizi burada yok ederim diyerek kızgın bir şekilde Kör Hüddam'a doğru bağırıyordu. Kör Hüddam'ın önüne doğru geçecek şekilde adımlar attım. Gözlerinin içine korkusuz bir şekilde bakıyordum. Sizin için bir diyet ödemeyeceğiz. Eğer buraya Hüddamlar Hüddam'ı geldiyse de diyet vermeyi kabul etmiyorum. O cin benim dostum. Dostumu sana bırakmam diyerek önünde öylece duruyordum. Kör Hüddam bana dokunmaya çalıştığında ise elinde yüksek bir acı hissetmiş olmalı. Direkt olarak elini geriye doğru çekti ve birkaç adım geriye doğru adım attı. Bu nasıl olabilir? Bu imkansız. Bu ateşin soyu. Bu ateş. Sen bunu nasıl yakabilirsin diyerek bana doğru soruyordu. Önümdeki sarsa adındaki cine doğru kesintisiz bir şekilde bakıyordum. Rahman ve Rahim olan Rabbimin ismiyle. Hiçbir şekilde sana buradan diyet bırakmadan gitmek istiyoruz. Eğer savaşmak istiyorsan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini geçmen gerekecek diyordum ki gözlerimin içine doğru bakarken bir anda arkama doğru bakacak şekilde boynunu yavaşça eğdi. Bu bir sürpriz oldu bana. Gerçekten öyle ha? İçindeki Gamora. Gamora'dan daha öte hatta. Seni bu kadar yakından ilk defa hissediyorum. Kusura bakma Hüddam. Benim cahilliğime ve yaşlılığıma ver. Kırmızıyı da alabilirsiniz diyerek geriye doğru karanlığın içine doğru yürüyordu. Kör Hüddam sadece bana öylece bakıyor. Kırmızı olan Hüddam ise sen Kadir, sen o ateşi nereden buldun diyerek soruyorlar. Ne ateşi diyerek tekrardan Kör Hüddam'a doğru döndüğümde üzerimi gösterdiler. Üzerimdeki gömlek yavaşça yırtılmış şekilde duruyor. Onu açtığımda bütün vücudumdan sızan karanlık dumanlar şeklindeki ateşleri gördüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da görüşmek üzere. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Sıkıntısı olan, rızkını bollaştırmak isteyen ve şifa bekleyen dostlarıma da bolca şifa eylesin inşallah. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.
Esen kalın dostlarım.